Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizler için hazırladığı kazanım kavrama testlerinin çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde de 23. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz açılar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı daha takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösterimlerinden biri değildir demiş. Evet bir açının sembolle gösterimi açının köşesindeki harfle yapılabilir. Bakın burada açının köşesi yani bu ışınların başlangıç noktası V harfiyle gösterilmiş. V açısı olarak bu açıyı adlandırabiliriz. Ya da yine açının köşesindeki harf ortaya gelecek şekilde bir koluna Y, bir koluna Z. Y ve Z açısı olarak da isimlendirebiliriz. Yine açının köşesindeki harf ortaya gelecek şekilde Z önüne, Y de sonuna yazılarak bu şekilde isimlendirilebilir. Peki hangisi değildir? A seçeneği tamam. B seçeneğinde Z ve Y tamam. C seçeneğinde Y V, Z tamam. D seçeneği değildir. Çünkü bakın burada ortada açının köşesindeki harf yani V harfi olması gerekirken burada Y yazmış. Doğru cevap D seçeneğidir. İkinci sorumuzda aşağıdaki açılardan hangisi doğru isimlendirilmiştir demiş. A seçeneğinde açının köşesi B harfiyle gösterilmiş. O zaman ne yapacağız? B harfini ortaya yazacağız. Bir kolunda A, diğer kolunda C var. O zaman bir kola A, diğer kola C, ABC açısı olarak gösterebiliriz. Burada da öyle göstermiş. Doğru olan budur. Cevabımız A seçeneği olur. Peki B seçeneğine de bir bakalım niye doğru isimlendirilmemiş? Bakın burada açının köşesinde K harfi var. Ortada K harfi olmalıydı. L yazmış. O yüzden yanlış isimlendirilmiş. C seçeneğinde açının köşesinde T harfi var. Bu burada ise S harfi var. Bu da yanlış isimlendirilmiş. D'de de yine orta, açının köşesinde D noktası var. Burada isminin ortasında da D olmalıydı. Bu da o yüzden yanlış olmuş. 3. sorumuzda verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur demiş. GBC açısı. Bakın burada B ortada. Demek ki açının köşesi B noktası. Burada bir kolunda G, bir kolunda C varsa işte bu açı çizdiğim bu açıdır. Dolayısıyla A seçeneğindeki açı var. B seçeneğinde DCA açısı ortada C var. Demek ki C açının köşesi olacak. Bir kolunda D olacak. Bir kolunda A olacak. Şu şekilde D. Bu şekilde de A. Bakın burada da şu şekilde oluşan açı DC açısıdır. Bu da var. Geçiyoruz. Bu yok. Bu da yok. Ve bu var. Bu var. Şimdi C'ye bakalım. HGB açısı. G ortada olduğu için açının köşesi G noktası olacak. G noktasına bakıyoruz. Burada bir açı yok. İşte bu yoktur diyoruz. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 6 fazladır. Buna göre büyük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Tümler açı ne demek? İki açının toplamı 90 derece ise bu açılara tümler açılar diyoruz. Biri A biri B olsun bu açıların. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 6 fazlaymış. E ikisini de bilmiyoruz. O zaman birine kutu dersek Diğerine de kutu artı 6 diyeceğiz. Bunların toplamı 90 dereceymiş çocuklar. Burada ne var? 2 tane kutu var. Artı 6 var. Toplam 90 olacak. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yaparız? 90'dan 6'yı çıkarırız. 90'dan 6'yı çıkardık. 84 derece. İşte bu 84 derece. Burası 84 ile 6'nın toplamı 90. Peki iki tane kutu 84 ise bir tane kutuyu bulmak için ne yaparız? 2'ye böleriz 84'ü. O da 42 derece olarak bulunur. Şimdi gelelim. A açısı 42 dereceymiş. Çünkü bir kutuydu. B açısı da bu A açısından 6 derece fazlaydı. Yani 42 artı 6'dan 48 derece olur. Küçük açımız 42, büyük açımız 48'dir. Büyük olanı sormuş. Cevabımız D seçeniyordur olur. Beşinci sorumuza gelelim. Verilen şekle göre aşağıdaki açılardan hangileri komşu açılar değildir? Şimdi komşu açı demek, bir kollarının ortak ol olması gereken açılar demek. Yani e kollarından biri ortaksa açıların bu açılara komşu açılar diyoruz. EGD açısı G açının köşesinde ve bir kolunda D bir kolunda E olacak. Peki hangi açıyla komşu acaba? BGF açısı yine G açının köşesinde bir kolunda F bir kolunda da D olacak. Gördüğünüz gibi ortak bir kolları var. Bu kol ortak. Dolayısıyla bu açılar komşu açılardır. Geliyoruz B seçeneğine. BFC açısı F açının köşesi bir kolunda B, bir kolunda da ne olacak? C olacak. Diğer açımız da CFE açısı. Yani ortada F olduğu için açının köşesi F olacak. Bir kolunda C, bir kolunda da E olacak. Bakın burada bunların da ortak bir kolları var. Dolayısıyla bu açılarda bu açıyla bu açıda komşu açılardır. Geçiyoruz. AHB açısı. E açının köşesi bir kolunda A, bir kolunda B olacak. FHA açısı. FHA açısı da burada E açının köşesi bir kolunda F, bir kolunda A olacak. İşte burada ortak bir kol var yine. Bunlar komşu açılardır. D'ye e bakacağız. D'de de GFC açısı yani köşede F olacak bir kolunda G olacak bir kolunda da C olacak. Bu açıyla BGD açısı yine bir kolumlu e, açının köşesi G olacak burası bir kolunda F olacak bir kolunda da D olacak. Büyükler şimdi burada bir kol ortak şeklinde düşünmeyeceğiz artık. Çünkü bunlar komşu değiller. Yani yan yana olmaları gerekir komşu olması için. Bir açı burada, diğer açı nerede? GFC açısı burada. E, komşu değiller zaten bunlar. Bir kolları ortak olsa ne olacak? Hem yan yana olacaklar bir de ortak kolları olacak. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün dört katıdır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir? Demiş. Küçük açı bilmiyoruz. Büyük açıyı da bilmiyoruz. Küçük açıya kutu diyelim. Büyük açıya da dört katı olduğu için dört tane kutu yapacağız. Büyükler bütünler açı ne demek? İki açının toplamı 180 derece ise bu açılar bütünler açılardır. Bakın 5 tane kutunun toplamı 180 derece oldu. 180'i 5'e bölersek ne çıkacak? 3 kere var. 3 kere 5 15. 3 kaldı. 0 indirdik. 30'da 6 kere var. 6 kere 5 30 0 36 derece. Bir kutu 36 dereceymiş. Bize de küçük açının ölçüsünü sormuştu. Küçük açıya kutu demiştik. Cevabımız B seçeneği olur. Gideyim sorumuzda. Şekilde AC ve BD doğruları O noktasında kesişmektedir. BOC açısı 144 derece AOD açısı A ve COD açısının ölçüsü B olduğuna göre A eksi B kaç derecedir? Demiş burada 144 derece ile A sırt sırta ters yöne baktıkları için ters açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. A da 144 derecedir. Bakın burada ne var? A açısıyla B açısı komşu ve bütünler. Komşu bütünler açılar. Yani toplamları 180 derece. 180 dereceden 144 derece yani A açısını çıkarırsak geriye B açısı kalır. Ondan 4 çıktı 6, 7'den 4 çıktı 3, 36 derecedir. Burası da 36 derece. A eksi B'yi sormuş. 144'ten 36'yı çıkardığımızda 14'ten 6 çıktı. 8. 3'ten 3 çıktı. 0. 1. 108 derecedir. Cevabımız A seçeneği olur. 8'in sorumuz. Şekilde KB ışını diktir KC ışınına B, K, e noktaları ve AKD noktaları doğrusaldır. Doğrusaldır demek. Yükler bu noktalar doğrusaldır demek aynı doğru üzerindedir. Yani aynı hizadadır demektir. Yani burada A, D, K noktaları doğrusal. Kırılma falan yok. Aynı doğru üzerindeler. da göre aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. AKB açısı ile nerede AKB açısı? O köşeleri K olacak. Bir kolunda A, bir kolunda B olacak. Bu açı. C, K, D tümler açılardır. C, K, D açısına bakalım. Yine ortada K var. Dolayısıyla bir kolunda C olacak, bir kolunda D olacak. Şu şekilde. Evet. Şimdi bu açılar tümler açılar mıdır? Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Bakın burası da 90 derece. Bunların A, K, D noktaları doğrusal olduğuna göre burada bir doğru açı var. Yani 180 derecelik bir açı var. 180 dereceden 90 dereceyi çıkarırsak geriye 90 derece kalır. Yani bu 90 dereceyi çıkardığımızda A ile B'nin toplamı 90 derece olur. İkisinin toplamı 90 derece olan açılara ne diyorduk biz? Tümler açılar diyorduk. Bu ifade doğrudur. Gelelim B seçeneğine. AKF açısı ile evet bir kolunda A, bir kolunda F olacak K açının köşesinde olacak. FKD açısı bütünler açılardır. FKD yine K açının köşesi bir kolunda F, bir kolunda F, bir kolunda da D olacak. Evet, burası olacak. Bu açıyla bu açı gördüğünüz gibi burada 180 derecelik bir açı olduğu için toplamları 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Bu ifade de doğrudur. B seçeneği de gitti. Gelelim C seçeneğine. AKB açısı ile K açının köşesi bir kolunda A, bir kolunda da B. AKB açısı burası. DKE açısı ters açılardır. DKE açısı da şu şekilde açılar. Şimdi Çocuklar burada şu önemli. Bakın BKE noktaları doğrusal. Kırılma yok yani şekilde. Yine AKD noktaları da doğrusal, kırılma yok. İşte bu iki doğru birbirini kestiğinde ters yöne bakan açılar ters açılardır. Burada BKA yani AKB açısıyla DKE açıları ters açılardır ve birbirine eşittir ölçüleri. C seçeneği de doğrudur. D seçeneği yanlıştır demek ki. Bakalım yine de AKF açısı ile K ortada bir kolunda A bir kolunda F bu açı. CKD açıları ters açılardır. CKD açısı da şurası. Evet. Şimdi bunlar ters açımı. Bakın burada ne var? Şurada bir kırılma var. Yani C noktası, K noktası ve F noktası doğrusal değil. Doğrusal olmadığı için yani buradaki şöyle dümdüz gitse anlarız. Kırılma olduğu için şurada doğrusallık olmadığı için bu iki açı yani buradaki AKF açısıyla CKD açısı ters açılar değillerdir. İşte bu ifade yanlıştır. Cevabımız D olur. 9. sorumuz şekilde A, B ve C noktaları doğrusaldır. BE ışını diktir BF ışınına. ABD açısının ölçüsü 124 derece, CBF açısının ölçüsü 52 derece olduğuna göre DBE açısı kaç derecedir? Evet. Burada aradığımız açıyı bir tespit edelim. DBE B köşesinde olacak. Bir kolunda E, bir kolunda D olacak. Yani şu açıyı arıyoruz çocuklar. Buraya soru işareti yapalım. Şimdi verilenlere bakalım. CBF açısı 52 derece. Tamam. BE diktir BF. Bu çok önemli bir ipucu işte. BE ışını nerede? Bulalım. BE e ışını burada. Peki BF ışını nerede? Burada. E dolayısıyla bu ışınlar birbirine dik ise ne olacaktır? 90 derece olacaktır. 52'sini biliyoruz. O zaman 90 dereceden 52 dereceyi çıkardığımızda 8 3 38 derece. Neresi 38 derece olacak? İşte burası 38 derece olacak. EBC açısı EBC açısını bulduktan sonra da şuna bakın. 124'ün soru işaretinin ve 38'in toplamı 180 derecedir. Çünkü A, B ve C noktaları doğrusaldır. Burada 180 derecelik doğru açı var. O zaman şöyle yazalım. 124'ün 38'in ve soru işaretinin toplamı 180 dereceymiş. imiş. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için Verilen toplananları 124 ile 38'i toplar. 180'den çıkarırız toplamdan. Toplayalım. 4, 8 daha. 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 3 daha 5. 1 de elde. 6, 1. 162 derece bu iki açının toplamı. Yani burayla buranın toplamı. 180'den çıkarırsak 8, 1, 0. 18 derece. Soru işaretiyle gösterdiğimiz bu DBE açısı 18 derecedir. Cevabımız C seçeneği olur. 10. sorumuz şekilde FMLC ve BKME noktaları doğrusaldır. Doğru saldır yani kırılmamış. Evet ALC açısının ölçüsü 130 derece. AKB açısının ölçüsü 55 derece olduğuna göre FME açısı kaç derecedir? FME açısına hemen bakalım. Burası Buraya bir soru işareti koyalım. Şimdi çocuklar, burada bir üçgen var. Bu üçgeni görmemiz lazım. Bu üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Tabi bu 55 derecelik AKB açısının tersi olan EKD açısı da 55 derecedir. Ters açılar birbirine eşittir. Peki burada ne var? 130 derecelik bir açı vermiş. Öyle devam edersek buranın toplamı nedir? 180 derecedir. Yani KLM açısıyla 130'un toplamı 180 derecedir. 180'den 130'u çıkarırsak üçgenin diğer açısını da bulmuş oluruz. KLM açısı 50 derecedir. Peki şimdi üçgenin bir tane açısı kaldı bilmediğimiz. O da burası. Bunu bulalım. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olduğuna göre bu iki açıyı toplar 180'den çıkarırız. 50 artı 55 eşittir 105 derece. 180 dereceden 105 dereceyi çıkardığımızda 75 derece olur. Burası yani KML açısı 75 derecedir. Biz de zaten bu 75 derecenin tersi olan açıyı arıyoruz. Dolayısıyla ters açılar birbirine eşit olduğundan PME açısı da 75 derecedir. Cevabımız A seçeneği olur. Verili kağıtta verilen aşağıdaki açılardan hangisi AOB açısına eş değildir demiş. AOB açısını önce bir ölçelim bakalım. O köşesi olacak. Bir kolunda A, bir kolunda da B olacak. E çok kolay. Niye çok kolay? Çünkü AOB açısı 90 derecelik bir açı. Bakalım. AOF açısı. Şimdi AOF açısı 90 derece mi? Ortada O olduğuna göre açının köşesi O olacak. Bir kolunda A, bir kolunda E olacak. Bakın burada ne var? E, A, A O F, pardon. A O F açısı demiş. Bir kolunda F olacak. Gördüğünüz gibi buradaki açı 90 derecelik bir açı. Eşittir. Dolayısıyla A seçeneği gitti. B seçeneğine geçelim. COE O E açısı köşede o olacak açının köşesinde bir kolunda C bir kolunda da E olacak. Evet. Şimdi bu açı eşit mi değil mi? Çocuklar bu birim karelerin köşesinden köşesine çizilen doğru parçası buradaki 90 derecelik açıyı 45 45 2'ye böler. Şu şekilde daha net anlatalım. Bir kare birim kare. Köşesinden bir Köşegen çizdiğimizde böyle köşelerini birleştirdiğimizde karşılıklı ardışık olmayan köşelerini buradaki 90 derecelik açıyı 45 45 ikiye böler. Burada da köşelerden geçerek gitmiş. Yani 45 derece burada var, 45 derece de burada var bu açıda. 90 derecedir. Bizim 90 derecelik AOB açısına eşittir. B seçeneği de gitti. Gelelim C seçeneğine. Alalım şöyle geriye. Evet. AOC açısı. Bir kolunda A, köşede O, diğer kolunda C. E gördüğünüz gibi bu açı 90 dereceden büyük bir açı. İşte eş olmayan açı budur. Cevabımız C seçeneği olur. 12. sorumuz. Kalili kağıtta verilen PRST, NY noktalarıyla oluşturulan aşağıdaki açılardan hangisi KLM açısına eşittir demiş. KLM açısının ölçüsünü bir alalım. Bir kolu L noktasından başlamış M noktasından yatay çizgiler üzerinde gitmiş çocuklar. Gitmiş sıkıntı yok. Bakın ben buna eş bir açı çizeyim. Bir noktadan başlayalım böyle bir ışın çizelim şuraya başladığı nokta. Sonra yatay çizgiler üzerinden gitmiş. Diğeri ise diğerinin diğer kolunun köşelerden geçtiği noktayı bulacağız. Bakın burada K noktası tam bu birim karelerin köşesi. Bir ucundan bir ucuna bir, iki birim yukarıya bir birim sağ tarafa gelinerek ulaşılmış. Eğik olduğu için bu çizgi. Dolayısıyla bir, iki birim yukarıya bir birim sağa gelip buraya bir nokta koyduğumuzda bu köşeyi bu noktadan geçecek şekilde böyle bir ışın çizdiğimizde KLM açısına eş bir açı çizmiş oluruz. Eş açı çizmek budur. O zaman biz şimdi aradığımız açıda şunu mu arayacağız? Şunu da söyleyelim. Yani 2'ye 1 olacak. Ha çocuklar 4'e 2 de olabilir. Yani yukarıya 2 ise 4 olabilir. Sağ tarafa 1 iken 2 de olabilir. 2 katı olarak da gidebilir. Onu da söyleyelim. Onlar da bu açıya eşit olacaktır. Şimdi bakalım. TPR açısı T'den e. P köşede olacak. T burada. R de burada. Tamam çok güzel. Bakın bir kolu çizgiler üzerinden gitmiş. Diğer kolunun köşeden geçtiği yere bakalım. Köşeden buradan geçmiş. Bir ucundan bir ya da açının köşesinden bu noktaya gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 sağa, 1 aşağıya. Bakın 5'e 1. Yani biz 2'ye 1 olmasını istiyorduk. Ya da 4'e 2. İşte 6'ya 3 olmasını istiyorduk. 5'e 1 oldu. Bu açı KLM açısına eş değildir. Biliyoruz. Diğer açımız NPR açısı. P ortada olduğu için köşesi olacak. R bir kolunda, diğer kolunda da N olacak. Evet şimdi bakalım. Bir kolumuz çizgiler üzerinden gitmiş. Aynı bunun gibi sıkıntı yok. Diğerine bakalım. Diğeri tam N noktasında köşeden geçmiş. Köşe açının köşesinden N noktasına gidelim. 2, 3, 4 birim sağa geldik. 1, 2 birim aşağıya geldik. İşte bu açı KLM açısına eşittir. Çünkü bu 2 birim yukarı 1 bir birim sağa gelmişti. 4 birim yukarı 2 birim sağa gelse de olur demiştik. İşte 4'e 2 bir durum var. Dolayısıyla RPN açısı, NPR açısı eş açıdır. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer testlerimizin çözümlerini de kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.